Merhaba arkadaşlar, Tugi Gamers TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Futbol Manager 2019 oynamaya Erzurumspor kariyeriyle devam ediyoruz. Ligi 11. sırada bitirdikten sonra transfer dönemi başlamıştı. Hemen transfer dönemi özetini geçeyim ben size. Yeni transferlerimiz devam edecek. Sattığımız oyuncular Muammer Atalay, İbrahim Aktağ, Abdülsamet Araboğa, Şabala'yı sattık. Muhammed Polat'ı kiraladık. Musa Kone, Batuhan Karadeniz'i kiraladık. Muhammed Özhan, Muhammed Bağ, Mustafa Apardı. Bunlar bizim oyuncularımızı satıp kimisini kiraya verdik. Aldığımız oyuncular da Mustafa Apardı'yı aldık, hemen kiraya verdik abi. Ahmet Çalık'ı Galatasaray'dan 525 bin euroya. Emre Taşdemir'i 215 bin euroya. Umut Nayır'ı 400 bin euroya Beşiktaş'tan. Mustafa Elkebir'i 375 bin euroya. Thierry Ambrose'ye Manchester City'den 1 milyon 900 bin euroya transfer ettik. Abdülkadir Aslan'ı da Tokatspor'dan transfer ettik. Transferlerimiz devam edecek. 11 Ağustos'tayız. 30 Ağustos'a kadar transferlerimiz devam edecek. Ama şu anda lig maçımız var. Konyaspor'la. Bu sezonki hedefimiz, geçen yılki hedefimiz ligde kalmaktı. Bu sezonki hedefimiz Avrupa liglerine gidebilmek. Medyanın tahmini, medya tahmini şöyle kulübe bakalım. Genel medyanın tahmini 14. sırada bitirir demişler Erzurumspor için. Ama biz daha iyi konumda bitirmeye çalışacağız inşallah. Yine transferlerimiz devam edecek dediğim gibi. Bakacağız hani. Kulübe kimi getirsek iyi olur diye araştırıyoruz. Gözlemcilerimizi yolladık. Şu Barış Atiye'ye bir teklif mektup yaptık ama olmadı. Bir tane Brezilyalı mıydı? Bir oyuncu gelecek bize. Oğulcan Çağlayan'ı sol açığa Edu'ya alternatif olarak almayı düşünüyorum. Opset'i satmayı düşünüyorum. Gelen oyunculara bakalım. Bruno Nazario'yu aldık muhtemelen. Birinci ayın 20'sinde yani Ocak döneminde gelecek. Bu da ofansif orta saha forvet arkasına bir transfer yapmış olacağız. Oğulcan Çağlayan'ı da Edu'nun yerine sol açığa aldık gibi bir şey. Chadwin Said gözlemci olarak bunları aldım. Gözlemci transfer ettim. Giden oyuncular da zaten burada yazıyor. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk maçımıza başlayalım. Serkan Kurtuluş koyacağız buraya. Bonişeh şurada oynuyor. Bunu şöyle yapıyorum ben. Çakılı bek oynatıyorum bu arkadaşı. Şöyle oynuyorum. Ahmet Çalık burada. Bu niye böyle? Çakılı stoper mi diyeyim? Yani savunma diyelim buna. Açka. Suk Obertan Umut. Umut'un yerine Elkebir'i oynatacağım tabii ki. Şunlar böyle olsun. Pivot santrafor mu oynuyor bu? Yaratıcı forvet desek öbürü de öyle oynuyor. İkisinde yaratıcı fırsatçı golcü desem. Böyle mi yapsam? Aynen. Şöyle yapayım. Daha iyi gibi geliyor sanki bana. Obertan'ın yerine Sunu'yu oynatırız. Arada Suk'un yerine aslında Atakan Keskin'i oynatmak istiyor gönlüm. Ama biraz dur. Biraz bekleyelim. Hakan Canvazoğlu, İbrahim Deiç sakatlık geçirdiği için. Ana bu Hakan Cambazoğlu'nu da kaydetmemişiz. Sıçtık. Kerem Civele'ye kaldık. Vallahi sıçtık. Bunu kaydetmemişiz lan. Vallahi kaydetmemişiz. Bu nasıl, bu hataya düştük ya? Neyse. 13 tane yabancı var kadroda diyor. Bir tane Türk koymam. Kastrup'u oynatmayacağız. Kastrup kalsın burada o zaman. Onu nasıl kaydetmedik biz ya? Neyse. Neyse ilk maçımız. Bakacağız abi, halledeceğiz onları da. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk maçımız hayırlı uğurlu olsun. Konyaspor'a karşı oynayacağız. Deplasmanda. Umarım iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Başlayalım. Transferlerimize devam ediyor. Forvet'i tamamladık. Bir tane sol açığa oyuncu alacağız.
Kaleye de aslında bir tane takviye lazım. Biliyorsunuz İbrahim Seyiç yılın kalecisi de seçildi. Onu da yılın kalecisi yaptık. Bir tane kaleci lazım bana ya. Kaleci. Hakan Cambazoğlu'nu aslında hiç şey yapmayacaktım da. İyi transferler yaptık. Emre Taşdemir'i aldık burada. Onur Atasayar yine sol bekte. Umut Nayır'ı forvet aldık yedek olarak. Jilesun'u hem forvet hem sağ açıkta oynayabiliyor. Leo defansın ortasında. Defansın ortası ve forvetimizde sıkıntı yok. Ortası onu gebeğine belki bir tane. Kaleye bir tane lazım. Transfer dönem bitmesine daha 20 gün var. Şeyi de satacağım. O bir tane forvetimiz var diye offset. Onu da satacağım. Bakalım. Hadi daha azimli oynayın abi. Skubic. İyi bir sağ bek o da. Ambrose. Obertan. Ambrose. Souk. Ambrose. Bunu da yeni aldık. İyi futbolcu. Fransız bir futbolcu. İyi bir faydalı olacak bize. Öyle görünüyor. Ahmet Çalık penaltı. Penaltı olması lazım. Vermediler penaltımızı. Yediler. Avrupa Ligi'ni hedefliyoruz abi bu dönemde. Yeni sezonda Avrupa Ligi'ni en azından Avrupa'ya gitmek istiyoruz abi. Bakalım başarabilecek miyiz? Topa sahip olma konusunda iyiyiz ama kaleye bir tane şut çekmişiz. Evet abi şöyle diyelim biz de. Oyuncularımızı gazlayalım abi. İddialı diyorum. Başlayalım bakalım. İlk maçlarda belki biraz saçma sapan puanlar kaybedebiliriz ama takımı daha tam oturtmadım. Forvetimiz tamam. El Kebir, Ambrose. Bunların ikisini oynatacağız. Orta sahanın ortasında da Fischer var ya o sabit. Sonra Yasmin Suk ve Atakan Keskin'i değişmeli oynatacağım. Yani şöyle şundan bahsediyorum. Atakan Keskin'i böyle değiştirmeli oynayacağım. Sol açığa Oğuzhan Çağlayan alacağız. Emre Taşdemir oynatalım abi şöyle. Kanat bek otomatik yapayım şunu da. Tamam mı? Başka. Ahmet Çalık sarı kart görmüş. Leo'yu alalım abi o zaman değil mi? Leo'yu alalım. Standart olsun da. Tamam. Eduk sarı kart görmüş. İkinci yarı şutlarımızda artış var. Deplasmanda Konya'dan bir puan almak da iyidir. Öyle diye düşünüyorum. Şu offset'i satsaydım iyi olacaktı. Traore, Skubic. Traore. Emre Taşdemir, Eduk. Emre. İleriye doğru oynadı. Zula. Zuta. Kalecisine döndü Ertuğrul. Presi var Erzurumspor'un. Bahattin. Zuta. Yeriz şimdi saçma sapan bir gol dediğim anda golü yedik. Evet. İlk maçın günahı olmaz diyelim. Ya maç bitmedi. Belki beraberliği de sağlarız ama. Serkan Kurtuluş, Atakan. Maç bitecek muhtemelen. Venture. Obertan. Maç bitti evet. İlk maçı mağlubiyette tamamladık. Son dakikada gelen golle mağlup olduk. Abi bunun hepsini kabul edeceğim. Tüm tekliflerini kabul et abi. Kabul et gitsin abi şu. Çünkü forvette
Evet. Offset'i satalım. Offset gitsin çünkü forvette çok adamım oldu. Yok abi, senin de artık ihtiyacım yok. Kaleci lazım bana bir tane. Kaleci. Kadro kayıt. Hakan Cambazoğlu'nu kaydetmemişiz ya, böyle bir şey yok. İbrahim Seyiç'e nazar değdi zaten, sakatlandı. Antalyaspor'la. Pierre Kastrup'a nasıl teklif yok ya? Abi şu gitsin ya. Kadro Kastrup. İzlenmiyor musun abi sen? Kulüpler oynar. Abi daha ne yapayım ya, kulüpler almıyor mu bu adamı? Geçen yıl iyi performans gösterdi o ya. Onu devamlı da oynattık yani. Gitmesini istiyorum abi. Defans çok şişkin olsun istemiyorum. Kim bu? Kastrupa 164 mi? Git abi ya. Git sen de git abi. Görkem sağlam. Sen kimdin kardeş? Oo, bu iyiymiş aslında lan. Onu evet. Hadi o da belki gelir. Şimdi. Oğulcan. Oğulcan gel abi bize bak. Sana para, bayağı para da verdim abi. Şuradan. Al lan. 1000 euro da şartlar öner teklif tamamla. Yani artık bize gelmezsen ayıp edersin yani. O kadar. Offset gitti. Kabul et abi. Git sen. Git sen abi. Hayatta dönmem diyor. Gelme sen, gelme lan. Hızlandırılmış dil kursuna gönder. Tavsiye iste. Şimdi şuradan görevlendirmeler diyeceğim. Yeni görevlendirme, bana bir kaleci. Birebir refleks şey refleksler. Bölge hakimiyeti. Başla bakalım. Parasın abi. Lübnan'da mı arıyor? Nerede arıyorsun? Lübnan mı, Almanya'da? İyiymiş bu. Onayla abi, gel sen de gel. Seçkin sen de gel abi. Gözlemciye ihtiyacım var. Tamam, o da gitti. Offset de gitti. Güzel oldu. Tobias Witz olan transfer. Niye? Tobias Witz. Onu niye sonlandırdınız? Neyse. Şimdi bir dakika. Şu gözlemciye bir gelelim. Görevlendirmeler diyeyim. Senin var mı? Ramazan Keskin, Diyar. İdris Diyarra. Arda, Ramazan Keskin. Bunu geç. Onda bir şey yok. Ercan Yağcı. Sen kimleri gözetliyorsun? Değer. Alper Ademoğlu. Bursa Spor'da. Onu geç. Şimdi. Şuna bir görevlendirme yapayım. Raporlardan gözlemci görevlendirmeleri diyeceğim. Yeni görevlendirme. Bana bir kaleci bul. Kaleci. Yani reflekslerle birebir başlat abi, devam et. Puanlamasını veremiyoruz mu onu bilmiyorum.
Aksar bir hane renklerine bağlamış. Hayırlı olsun. Evet. Antalya Spor'la maçımız var. Şimdi kadromuza bir bakalım. Kadro kayıt yapamıyorum şu anda. Kadromuz bayağı bir daraldı. Şunu bir dakika şu kadro durumu şunları transfer kadro durumu. Transfer durumu pardon. Durum ayarlanmamış. Transfer durum ayarlanmamış. Kastrup zaten gidiyor. Stefan Akka burada. Transfer. Kulüplere önerelim abi şunu. Ben transfer diyeyim de. Tolga Ünlü. Tolga Ünlü'yü de çıkartalım abi. Kadesi, sözleşme transfer. Durumu ayarlamamış yapalım onu da. Bu zaten gidiyor. Onu kiralık vereceğiz. Defa Akgün. Kiralama durumu. Transfer kiralama durumu. Durumu ayarlamamış yapalım abi şunu. Devam edelim. Bu da gitsin. O da gitsin abi. Çünkü şişti kadro orada o bölgelerde. O yüzden gerek yok. Asistanı gönder. Şimdilik pek takım maçlarıyla ilgilenemeyeceğim. Transfere yoğunlaştım şu anda. Onu geç. Benim bakayım. Şu kim lan? O mevkide gerek yok abi. Nargis. Aa, bu iyiymiş lan bu. Gözlemlemeye devam et abi. Jardel'i gözlemliyorlar. Bunu da geç. Anlaşıldı abi. Şu anda Oğuz Kağan Güçtekin. Bunu alabilirim aslında ya. Kaleci. Kaleci lazım. Kaleci. Transfer. Gözlemcilik. Oyuncular. Aramayı düzenle. Şunları bir çıkar. Bana bir kaleci verin. Tamam. Türk yok mu? Bakayım bedavaya var mı? İsa Taş, Oğuz, Arda, Ali Yener, Umut Kaya, Değer, Kemal Şahin, Samuel Şahin Radlinger. Kaç yaşındasın sen kardeş? 26. Yaşa bakayım şöyle bir. Thomas Kuz. Şimdi çok fazla yabancı alıp kaç yabancımız var bizim? Çok fazla yabancımız olacak bu sefer. Yani uyruk. Uyruk abi. Uyruk nerede? Heh, burada. Türk, tamam. Şimdi buradan değeri en yüksek kim? Mücahit. Hüseyin Arda, Erdi. Her diyor kuşlu. Yaşa bakalım. Nay Mücahit Yusuf. Hüseyin Altıntaş. Bunlar da iş görmez ki. Bunu kaldır abi ya. Tamam diyeyim. Şuradan değer. Şunu alalım ya.
Bakayım. Şunu alacağım ya. Alalım abi, bir tane kaleciye ihtiyacım var. Ya da milli takıma bakalım. Milli takıma bakalım abi. Türk milli takımına. Milli takım. 21 kaleci. Berke Özer. 130 bin. Muhammed Şengezerler. Şunu alabilirim aslında. Bu kimin kalecisi? Oyuncuyu gözle. Evet, şunu şöyle yapalım. Evet, şöyle yapalım. Aynen. Sonra bir de 19'a bakalım. Kaleci 16 yaşlarında bunlar da. Neyse. Devam edelim. Evet. Denizlispor 1, Denizlispor 4-1 yenilmiş Trabzon'a. Dağlı. Şu şey bizim İbrahim Seyiş ne zaman geliyor? Kaç günü var? 3 gün sonra geliyor. Güzel. 3 gün sonra geliyor en azından. O zamana kadar idare edebiliriz herhalde. Bakalım. Oğulcan. Tamam. Oğulcan'ı aldık. Kaç paraya almışız? 180 bin. 180 bin. Güzel. Oğulcan'ı da aldık. Kadro kayıt. Heh. Şimdi Hakan Cambazoğlu'nu alalım bir kere abi. Oğulcan'ı da alalım. Tamam mı? Şimdi oldu bak. Şimdi oldu. Şimdi oldu abi. Kadronun forma numarası verelim şuna. Oğulcan'a 19 numara 22 giysen abi. Evet, güzel oldu şimdi. Oğulcan'ı 180 bin aldık. Oğulcan şimdi kaç parasın? 350 bin. İyi, karlı bir transfer oldu bu. Sağda da solda da oynuyor. Kadromuza bir bakalım şöyle. Genel bilgi. Kalecimiz var. Sağ bekte var oyuncumuz. Defansın ortasında Stefan Akça, Ahmet Çalık, Leo var. Leo, Stefan Akça, Ahmet Çalık. 3 tane mi var lan defansın ortasında? Bir dakika ya. Şimdi Ahmet Çalık, Akça, bir de kim? Leo var galiba. Leo. Ahmet Çalık, Leo. Şu var. 3 tane. Oo, bir tane daha defans lazım lan bize. Değil mi? Bizim 21 yaş altında kimler vardı? Lokman Gör. Taylan Antalyalı. Bunları da istemiyorum abi. Şimdi transfer. Gözlemcilik diyelim. Oyuncular. Şu düzenlemeyi bir kaldırayım. Mevki. Şuradan bir tane seçelim. Türk yok mu ya? Düzenle düzenle. Türk istiyorum abi. Koşul ekle. Uyruk Türk. Tamam. Volkan Fındıklı var. Bu Muhsin Nizam defansın ortasında oynuyor muymuş ya? Keşke alsaymışım ben bunu ya. Olmuyor işte bu sefer de. Yiğitan Güveli. Bunu alalım lan. Evet, Yiğitan'ı alalım abi, Yiğitan. Teklif. Oha, yedi. Dediğin gidin lan. Manyak mısınız? Eğer şuradan bakalım, Volkan Musa. Hakan Çinemre.
Onu da geç. Emrecan Coşkun, Adana Spor. Ethem Pülgir. Ethem Pülgir kim? Ya defans oyuncusu. Eğer şöyle Volkan Fındıklı. Ya bunu alalım ya. Bunu alalım abi. Evet, şöyle devam edelim. Transferlerimize devam edelim abi. Orta sahanın ortasına da bir tane Türk oyuncu almam lazım aslında. İyi bir transfer olursa. Evet. Şimdi transfer diyeyim, gözlemcilik diyeceğiz. Oyuncular, bir de şunu kaldır abi. Şuraya bir tane oyuncu. Şimdi öyle bir şey eklerim ki koşul ekle. Özellik seç. Top kapma. Top kapma, pas. Ondan sonra özel yetenek diyelim bir de. Özel yeteneğin nerede abi? Tamam. Tamam. Şimdi bu kimmiş? Yok abi. Şunları düzenleyelim abi. Bunları kaldır bir. Top kapması olsun sadece. Değer 600 bin. Türk yok mu? Abi niye Türk yok? Celil. Celil alalım abi. Celil transfer. Bir tane daha gencimiz olsun abi orada. Bin geç abi bunu. İki 63 oran var. Hızlı seçim diyeyim, bakayım kimleri koyacak. Boni şeyi niye oraya koyuyor ya? Yoksa bu Serkan Kurtuluş'u beğenmiyor mu bu ya? Kanat bekleyelim abi. Otomatik. Edo Kogartan. Yasmin Suk. Kün orta saha. Destek. Ahmet Çalık. Tamam. Oğulcan. Almışın Oğulcan da. Takımı bildir abi. Dikkatli hadi beyler. Tüm kalbimle inanıyorum abi. Devam et abi. Hadi bakalım. Ahmet Çalık. Transferlerimiz bence iyi. Bence iyi yani, gideri var. İyi transferler yaptık. Forvet'te eksiğimiz yok. Sağ bek aslında bir tane iyi bir Türk alabiliriz. Sol bekte sıkıntımız yok. Şu Onur'u bir yere kiralayabilseydik. Ya da satabilseydik güzel olurdu aslında. Serkan Kurtuluş'un yerine birini alabiliriz aslında. Hadi daha azimli abi, daha azimli. Ahmet Çalık. Robertan. Yanındaki adam pas atamadı ya. Guaye. Serkan, Stefan Aka, Robertan, Ambrosi, Jile Sunu mu attı o golü? Attı.
Giresun 60, evet. Güzel. Barada korner kullandı. Oo, çok kötü oldu bu ya. Şanssız bir gol yedik. Ya gömüyoruz adamları. Ama bir türlü şansımız tutmuyor abi. Baksana. Yani ikiye katladık istatistiklerde. Ama yine de bir türlü şey olmuyor ya. Şanssızlık yakamızı bırakmıyor. Sağ beke bir oyuncu almamız lazım. Ama Türk yani. Çok yabancı aldık abi. Şu Fençer çok iyi tuttu buraya ya. Amrosi, Serkan, Yasmin Suk, Fischer, Serkan. Penaltı VAR'a gidiyor. Dışarıda diyecek şimdi. Penaltı mı lan? Yok. 1-2. Dur. Şimdi o bartanı çıkartacağım. Şeyi alacağım. Mustafa El Kebir. Ya da Oberton oynasın ya. Oyna. Evet, şimdi bunu alalım. Destekleyelim. Oynan. Şimdi buraya kim alalım? Edukun yerine Oğulcan'ı oynatmaya başlayayım mı? Ya onun kondisyonu düşmüş. Aynen şuradan bu şeyi alayım. Çakılı bek savunma diyeyim. Oynasın abi. İlk maçlarda çocuklar kondisyon kazansın diye pek galibiyeti önemsemeyeceğim. Aslında önemli galibiyet ama. Evet. Kayıttayım anne. Obertan mükemmel gol attı. Güzel abi, güzel oldu. Daha azimli, daha azimli. Yemeyelim golü son saniyede. Rotor. Sarı kart gördü. Hakan Cambazoğlu. Kullanmadan maç bitti. Erzurumspor ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Güzel galibiyet. Aferin çocuklar. İddialı. Güzel abi. Obertan parladı. İyi ki de çıkartmamışım. Evet. Puan 1 mi? Yemedik mi oğlum? Ha, puan 3'müş, tamam. Başkasına bakmışım. Güzel, ilk galibiyetimizi de aldık. İkinci maçta ilk galibiyetimizi de aldık. Bir maç daha yapmaya zamanımız olur mu bakalım. 6-1 Başakşehir yenmiş lan. Vay be. Başakşehir de favori galiba.
Ne diyor? Muhammed Şengezleri aynen olumsuz sonuçlanmış. Daha bu kaleci Oğulcan için bir bas toplası. Oğulcan da Edu'a alternatif olarak aldık onu biz. Turgaydaş daha fazla oyuncu istiyor. Bilet satış ofisi kulübün bu sezon 2101 adet kombine bilet sattığını doğruladı. Bu sezon katılımcısı için bu sezon satılan kombine bilet geçen sezona satılan geçen sezon 255 tane mi 60 tane mi artmış. Tamam, güzel. Veri analizi olanakları geliştirilmiş. Palermo kiralama tekliflerini kabul ediliyor. Ona geç abi, bizi ilgilendirmiyor. Yönetimi sıkıştırmaya devam edelim abi. Her zaman istek yapın abi. Mali durum, personel. Artır abi şunu. İstedikçe isteyin abi. İstedikçe. Hatta yeni sözleşme isteyeyim. Güzel. Bize yeni sözleşme önerecekler. Biraz daha maaşımı arttırmak istiyorum abi. Değerimi arttırmak istiyorum. Daha bir yıl değil de 2 yıl falan yapmak falan yapabilirsem 2 yıl atmak istiyorum sözleşmeyi. Evet. Kayseri Spor'la oynayacağız. Evet. Şimdi bizden beklenti kümede kalmak. Transfer bütçemiz 5 milyon 500 bin euro. Maaş bütçemiz bu kadar. Tamam. Kabul et. Şimdi 2021'e kadar demiş. Ben şunu 2022 yapıp şurayı 33 falan yapsam ya da şunu şöyle yapsam, şunu şöyle yapsam. Tamam. O zaman sadece şunu 2022 yapmak istiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya, vermiyor. Neyse. Kabul ettiremedik. Neyse, nasıl olsa bana iyi bir sözleşme teklif edeceksiniz abi. Niye 2 yıl yapmıyorlar ki? İbrahim Seyiç. Evet. Volkan Fındıklı defansa alternatif. Evet, güzel. Volkan Fındıklı'yı da alıyoruz. Bu kimmiş? Bu kaleci. Kaleciyi alıyoruz abi. Kaç paraya alıyoruz? 500 bin euroya. Alalım. Alalım abi kaleciyi. Aldık kaleciyi. Kadro kayıt diyelim. Şu anda kaç oyuncumuz var? 11 oyuncu yabancımız var. O da 12 olsun. Yabancı kontenjanında bir tane oyuncu çıkartmamız lazım. Kimi çıkartacağız şimdi buradan? Alperen Bektaş'ı çıkartalım. Osman Şahin, sen de git abim. Ne diyor burada? Bir tane kaleci. Kaleci Kerem Cübele'yi mi çıkarsak? Kerem Cübelek. Tamam ha. Geri al, geri al, geri al, geri al, geri al. Tamam, geri aldık. Aynen. Bunu alalım. Kerem Cübele'yi çıkartalım. Seçimi onayla. Forma numarası belirle. Bir numara boşmuş zaten. Yani bir numara boşmuş. Sen git bir numara ol.
Kaleci eksiğini Celil Yüksek sıfır değerindeki teklifi kabul etti. Celil. İddialı. Şimdi bu bakalım değeri ne kadarmış? 600. Biz bunu kaça aldık? 500 bin euroya mı aldık? Transfer. Şimdi transferler diyeyim. Buradan mı bakıyorduk lan? Transfer geçmiş. Aynen. Şimdi bu 475 bin aldık. Bu adamın değeri 675 binmiş bak. İyi transfer. Volkan Fındıklı da gelsin. Evet. Kadromuz bayağı bir opsiyonlu oldu gibi geliyor bana. Güzel. Şu 11 gün yok Emre Taşdemir. Çok güzel, aferin sana. Güzel oğlum. Aferin. Gözlemlemeye devam et. Muhammed Şengezer. Bunu aldık ya. Teklif yapmadık mı ona? Muhammed Şengezer. Kaleci miydi lan o? Gök defansının göbeğindeydi değil mi? Aynen. Celil de geldi. Onu da alalım abi. Celil'i de aldık. Celil Yüksel 0 0 liraya aldık yani bunda. Kaç paraymış bu? 85 bin lira. Neyse. Değerini artırırız herhalde. Kadro kayıt diyelim. Celil sen de gel hacı. Seçimi onayla. Forma numarası belirle. Celil'e de bir forma verelim. 23 numara giysen de Celil. Numaraları gönder. Devam et. Asistanı gönder. Kadromuza şöyle bir bakayım. Bunu gönder abi. 21 kadrosuna. Şimdi iyi transferler yaptık ya. İbrahim Seyiç. Kaç para? Yaşında. Şu zımbırtı kaç para? Bu daha iyiymiş. Bunu oynatırım ben ya. Tamam. Evet, bunu oynatırız abi. İbrahim Seyiç yedek kalecimiz olur. Onu oynatırız. Başka bir transfere gerek yok herhalde. Bir defansın ortasına Volkan Fındıklı gelecekti. Ne oldu ona? Transferler Volkan. Gözlemcilik. Teklifleri nereden görüyoruz? Volkan şuradan Volkan Fındıklı'ya bir bakalım. Volkan. Fındık. Evet, şuna bakalım bir. Ha, teklif yapmıştı, tamam. O da geldi mi? Tam olacağız herhalde. Kaleci bu. Libero kaleci mi? Libero kaleci hücum. Allah Allah. Bek savunma. Erkan burada. Onun yerine El Kebir'i alalım. Çünkü şey formda. Neydi o? Emre Taşdemir. Hakan Cambazoğlu. Evet, böyle oynatalım. Kadromuz bayağı bir iyi oldu diye tahmin ediyorum yani. Serkan Kurtaz, Ahmet Çalık, Akça Bonşe, Fischer Suk, El Kebir, Ambrosi. Kalecimiz de iyi. Hadi bakalım. Bu maçtan sonra bu bölümde 8. bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölümde transfer dönemini tamamlamaya çalıştık. Kayserispor'la deplasmanda oynuyoruz. Üçüncü maçımızı ligdeki iyi transferlerle biraz daha iddialı girdik.
aslında bir sağ bek bakacaktım. Sağ beke bakalım, evet. Diğer bölümde de sağ bek transferini tamamlarız. Edu kattı. Erzurumspor. Üçüncü dakikada 1-0 öne geçti. Güzel oldu. Güzel oldu abi. Yani kadromuz bayağı iyi oldu ya. Bir sağ bek. Erkan Kurtuluş'un yerine sağ bek alsam iyi olur. Bu arada golü yedik. Gidiyor yardımcı hakem. Gol iptal mi? Evet, gol iptal oldu. Sinan Gümüş, sen bize gelmezsin ha. Al sana köpek. Biz aslında meraklı değiliz yani. Oğulcan Çağlayan'ı deneyeceğim. Yasmin Suk. Winter. Bonşe. Eduk. Pochonik girdi araya aldı ama Fischer girdi araya. Top kapması iyi adamın ya. Bizim orta sahadaki eleman iyi ya. Libero. Libero kaleciymiş bu da. Oyun da kuruyor bak adam. Güzel lan. Kaleci iyi ya, beğendim. Rudlinger. Kalecimizin ismi Rudlinger. İyi kaleci. Güzel kaleci transfer ettik. Evet. Daha azimli hafızlar. Takımların diğerlerini gördüğüm bir bölüm yok mu acaba ya? Onu merak ediyorum. Ya çok iyi transferler bak. Bu Ahmet Çalık'ı falan transfer ettik, iyi oldu yani. Ahmet Çalık. İlk 11'e aldığımız 3 tane oyuncu var şu anda. 4 tane hatta. Daha sağlam bir kadro oldu yani takım. Sinan Gümüş, Sinan. Pochonik ortası. Kaleci Radlinger aldı. Mükemmel kurtardı Radlinger. Daha azimli abi ya. Oğlum onu bile kurtarıyordu ya. Kaleci var ya, onu bile kurtarıyordu. Bravo yani. Kaleciyi beğendim ya. Baksana şurada. Yani bu aldığımız kaleci güzelmiş. Radlinger. Bak burada tutuyor. Çok iyi kurtardı. Onu da tutuyordu ya. Yani iyi kaleci. Beğendim. 7 ortalama oynuyor Eduk'tan sonra. En iyi ortalamaya sahip şu anda. Neyse şu taktiklerden Yasmin Suk'un yerine şey alalım. Atakan'ı alalım. Atakan. Atakan, sen niye böyle oynuyorsun mesela? Ofansif oyun kurucu destek diyelim bari. Evet. Edo'nun yerine Oğulcan'ı alsam mı acaba diyeceğim. Almayayım şimdilik. Obertan. Bu kim? Eduk. Obertan dörtlü. Bu kim? Öyle oynasın. Kanat bek Serkan Kurtuluş. Serkan'ın yerine bir tane oyuncu lazım aynen. Oraya bir oyuncu şart. Aynen Serkan Kurtuluş. Sağ beke bir tane almamız lazım abi. Ya yine üstün oynayan taraf biziz ama abi alalım şu Yasmin Sük nerede? Cile Sunu pardon. Evet şöyle oynasın abi o da. Eduk. Ortası Fincher. Olur diyordu neredeyse ama olmadı. Şimdi Oğulcan'ı da oynatacağım abi yani. Kanat, forvet, hücum. Evet biraz daha ileri yakın oynasın diye. Erkan. Sunu.
Ambrose Fisher. Lan inanılmaz çıkarttı adam ya. Atakan. Ortası savunma çıkarttı. Dieng. Kontra atak şimdi Kayseri adına. Savunma girdi araya. Ambrose Atakan. Dakika 88. Erzurum 1, Kayseri 1. Kayseri'ye deplasmanda bir birlik eşitlik var. Ve maç sonu muhtemelen. Maç sonu geldi. Kayseri 1, Erzurum 1. Evet. İyi, güzeldi abi. Ligi iyi bir başlangıç yaptık. Transferlerimiz oldu. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sağ bek alacağım ben. Bir de defansın ortasına Volkan Fındıklı gelecek muhtemelen. 8. bölüm bu kadar. 9. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.